Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Senin ismin ne? Burak. Abi muhabir işini kim yapıyor ya? Heyecanlısın bakıyorum. Ben heyecanlıyım abi. Yeni genel başkanımız burada. 13 yıllık genel başkan yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada. Kardeşimiz burada. Ben şimdi Sayın Genel Başkanımıza söyledim ki iki ayrı genel başkanın huzurunda nikah kıyan herhalde belki tek belediye başkanıyım. Bana nasip oluyor. İşte böyle uzun süre belediye başkanı yapmayan yarları. Meltem Buse Akpınar, Baran Işık Sümer evlatlarımız belediyemize evlenmek üzere başvuru yaptılar. Yaptığımız incelemelerde her ikisinde evlenmeye mani bir durumların olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kez de saygıdeğer şahitlerimiz ve saygıdeğer konuklarımızın huzurunda hiçbir etki altında kalmadan bir kez de sözle söyleyiniz. Evet. Baran ne yapmışsın böyle? Bay Baran Işık Sümer, Bayan Meltem Buse Akpınar'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Baran iyi mi? Dedim fazla bağırmazsan Zeydan Başkan vermezdim. Fazla bağırdı mı bilmiyorum herhalde. Yeterli mi? Peki. Evet. Sayın şahitler. Sizler de duydunuz. Şahitlik ediyor musun Sayın Genel Başkan? Büyük bir memnuniyetle ediyorum. Genel Başkan. Şahitlik ediyorum. Başkanım. Şahitlik ediyorum. Hayırlı olsun. Oran sana soracağım. Sizler de şahit misiniz değerli konuklar? Evet. Bu kadar şahitten sonra bana düşen medeni kanunun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan etmek. Ve tabii ki bu arada medeni kanunda kadınlara güvence olsun diye ülkemize Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiğini de hatırlatmış olayım. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Allah mutlu mutlu etsin. Baran da benim bir evladım sayılır. Mert'in nikahını kıydım. O zaman genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ona verdirmiştim. Şimdi bu evladımızı da Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel. Ben vereyim size. Efendim bu güzel gecede olmaktan son derece mutluyum. Ömür boyu mutluluklar dilerim. Bir fıkra anlatacağım. Kemal'e sormuşlar. Nerelisin diye henüz evlenmedim demiş. Dolayısıyla sizi hanıma teslim ediyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Arada bir tartışacaksınız ama sakın ola ki barışmayı unutmayın. Sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Bütün aileye, bütün aileye. Sizleri yetiştirdiğim için de ayrıca gurur duyuyorum. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Biz burada kız tarafı mıyız, oğlan tarafı mıyız diye bir tercihte bulunmak yerine hangi aileden olduğumuzu açıklayalım. Biz Türkiye'nin en büyük, birbirini en çok seven, birbirine en çok güvenen, en güçlü ailesinin mensuplarıyız. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak buradayız.
Sayın Genel Başkanımızla birlikte burada çok sayıda partimizin yöneticileri, grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri, belediye başkanları ve bu görevleri önceki dönemlerde de yapmış olan çok değerli dostlarımız var. Bütün Adana'ya Cumhuriyet Halk Partisi ailesinden selam olsun öncelikle. Bugüne herhalde Sayın Genel Başkanım da aynı şeyi talimatlandırır. Türkiye'de her şey erkeklere emanet edile edile bugünlere geldik. Biz bundan sonra partimizde de Türkiye'de de kadınların biraz daha fazla söz sahibi olmasını hep savunuyoruz. O yüzden aile cüzdanını Meltem'e, Meltem'i de Baran'a emanet ediyorum.